Herkes selamlar. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte FIFA markasının Amplify serisinin yeni ürünü olan A22 oyuncu hoparlör incelemesiyle karşınızdayım. Evet, bu hoparlörlerde bizlere sunulan 3 adet ses modu bulunuyor. Bunlardan birincisi oyuncular için özel olarak tasarlanmış bir ses deneyimini atlayan oyun modu, müzik severler için bir müzik modu ve film severler için ise film modu yine bizlere bu hoparlör üzerinde sunulmuş durumda. En net ve en temiz sesleri yine sizler bu hoparlör sayesinde yakalarken 10 wattlık yine oldukça güçlü ve bizlere oldukça en iyi bas deneyimini veren bir subwooferımız yine bu kutu içerisinde yer alıyor. 5'er wattlık da stereo hoparlörlerimiz de yine bizlere en iyi ses deneyimini yine burada vermiş oluyor. Ve bizlere burada stereo hoparlörlerimizle birlikte sunulan 24 adet farklı RGB modumuz da yine bu hoparlörlerin içerisinde yer alıyor. Aynı şekilde sese duyarlı olduğunu söylemek istiyorum ki en çok sevmiş olduğum özelliklerinden birisi ise sese duyarlı farklı mod seçeneklerinde yine bizlere bu hoparlörün içerisindeki RGB modlarla birlikte gelmesi olacaktır. Şu an için inceleyeceğimiz renk siyah olarak geçiyor. Ve hemen sizlere bu hoparlörün diğer özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Ve aynı şekilde sizler evinizdeki bilgisayar, tablet, televizyon ve buna benzer birçok ürünle birlikte yine bu hoparlörleri senkronize bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Hemen ürünümüzün arka tarafına geçecek olursak da evet, görmüş olduğunuz gibi bizlere burada sunulan ürünümüzün görseli bu şekilde arkadaşlar. Sadece bununla kalmaksızın görmüş olduğunuz gibi RGB modumuz sadece stereo hoparlörlerde yer alıyor. Ve ana ürünümüz olan yani subwoofer'da ise kontrol düğmelerimiz ve bizlere burada sunulan Bluetooth modu, müzik, film modu ve hatta oyuncu moduyla birlikte ise görmüş olduğunuz gibi tri mod desteğini almış oluruz. Hemen kutu içeriğine geçeceğim sizlerle birlikte. Tabii ki de sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden FIFA markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Evet, hemen hızlı bir şekilde kutumuzun kapağını kaldıracak olursak da ilk olarak bizlere burada bir görmüş olduğunuz gibi kullanım kılavuzu karşılıyor. Ve bu kullanım kılavuzuyla birlikte ise çok da fazla çıkısı anlatacak bir şey bulunmuyor ki zaten sizlerle birlikte videomuzda tüm detayları ve özellikleri görmüş olacağız. Evet, burada oldukça koruma altına gelen bir köpüğümüz bulunuyor ve bu köpüğümüzün ardında ise hemen şöyle yıkılmadan sizlere göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi hoparlörlerimiz ve subwooferımız kutu içeriğini bizlere sunulmuş durumda. Hemen hızlı bir şekilde ilk olarak kablolardan başlamak istiyorum. Burada bir AUX kablomuz bizlere yer verilirken bir diğer olarak da ürünümüzün güç bağlantı adaptörü ve 24 wattlık bir güç desteğiyle birlikte yine sizler bu ürünü çalıştırmış oluyorsunuz. Ve bir diğer olarak da yine hoparlörleri subwoofer'a bağlamak için bir ucu Type-C'den diğer ucu Type-C'ye kablomuz yer alırken bu kablodan 2 adet yine bizlere burada sunuluyor. Tasarım anlamında oldukça şık bir tasarım bulunuyor ve yine premiumluk anlamında ise oldukça premium hissettiren bir malzeme kalitesiyle birlikte bizlere geliyor. Ön tarafı görmüş olduğunuz gibi metal ızgaralarda yer alırken yan taraflar ise yani komple kaliteli bir plastik malzemeyle birlikte bizlere sunuluyor. Alt tarafında yeni kaymaz pedlerimiz bulunurken arka tarafında ise sizlere bahsetmiş olduğum subwoofer'a bağlayabileceğiniz bir Type-C kablo girişimiz. Ekstra olarak da üst tarafında herhangi bir şey yer almıyor. Ürünümüzün ön tarafında bizlere sunulan yine filmli bir şekilde cam panelimiz bulunuyor ki bunun altında bizleri karşılayan bir RGB modumuz yer alıyor arkadaşlar. Karşınızda 10 wattlık gücüyle birlikte bizlere sunulan subwooferımız arkadaşlar. Evet, subwoofer'a yakından bakacak olursak da sanki stereo hoparlörlerin yatay bir şekilde bizlere konumlandırılmış haliyle birlikte geliyor. Ki tasarım anlamında dediğim gibi oldukça beğenmiş olduğum bir tasarıma sahip. Sizler bu hoparlörün 3 modlu bir şekilde kullanma imkanını sağlıyorsunuz ki yine oyuncular için özellikle üretildiğini söylemek istiyorum. Hem müzik dinleme sevginizi arttırıyorsunuz hem de bizlere sunulan film izleme deneyimiyle birlikte ise 3 modülü birlikte bizlere geliyor. Aynı şekilde bizlere sunulan bu modların yanı sıra RGB dizaynla birlikte yani gece oldukça güzel bir görünüme sahipken tasarım anlamında ise oldukça premium bir görüntü ve tasarıma sahip olduğunu da belirtmek istiyorum. Evet, subwooferımızın üstünde yer alan kontrol tuşlarını buradan görebiliyorsunuz. Öncelikle olarak on off tuşu hem açma kapatmaya yarıyor hem de bizlere burada sonuna görmüş olduğunuz gibi Bluetooth versiyonu aktif etme, oyuncu modu, film modu ve bizlere burada sunulan müzik modunda yine sizler bu 10 ok tuşuyla birlikte gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ve bu tuşun yanında görmüş olduğunuz gibi bir mavi ışık yine çalıştığını belirecek. Ekstra olarak da yine sağ tarafına geçecek olursak da bizlere burada karşılayan play ve pause butonumuz. En çok beğenmiş olduğum bir mod var ki yine bizlere burada sunulan EQ modu arkadaşlar. İstemiş olduğunuz modu yine sizler bu EQ mod sayesinde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hem standart hem bass, tiz, jazz, treble eksi ve treble artı şeklinde yine müzik modunuzu bu hoparlör sayesinde ayarlamış oluyorsunuz. Yine ses açma kapatma gibi butonlarımız yan tarafında yer alırken RGB modu yine sizler burada değiştirmiş oluyorsunuz. Bu hoparlörümüzün bizlere sunmuş olduğu 5.2'lik bir Bluetooth versiyonuyla birlikte en iyi kablosuz deneyimi yine sizler bu hoparlör sayesinde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ki subwooferımızın arka tarafına geçecek olursak da 2 adet görmüş olduğunuz gibi bas kanallarının hava çıkışını buradan görebilirsiniz ki yine stereo hoparlörümüzün ise kablo bağlantı çıkışları Type-C bir şekilde bizlere yine veriliyor. Aynı şekilde kulaklık girişi, AUX girişimiz, burada optikal girişimiz ve OTG girişimiz de yine bizlere burada yer verirken 24 wattlık yine adaptör girişimiz de yine burada bizlere eşlik ediyor. Ve hemen hızlı bir şekilde sizlerle birlikte çıkışı bu hoparlörü test etmek istiyorum. Ve sizlere yine bizlere sunmuş olduğu bu ses deneyimi en iyi şekilde göstermek istiyorum. Connected.
Evet, şu an bağlantıyı başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi bu hoparlörümüzde bizlere sunan sırasıyla hem müzik hem oyun hem de film modunu size göstermiş olduğum ki oldukça temiz ve net bir ses deneyimini bizlere sunduğunu söyleyebilirim. Tabii ki her modda kendine özel yazılımsal desteğiyle birlikte oldukça iyi bir performans veriyor ve oyun modunda dinlemiş olduğumuz ses ise CS:GO'ya ait bir ses diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi stereo hoparlörler sayesinde yine ses deneyimini oldukça en iyi bir şekilde bizlere sunuyor ki yine müzik deneyimiyle birlikte ise subwoofer yani bizlere bas desteğini gerçekten oldukça derinden hissettiriyor. Ve film modunda ise Dolby Atmos 1 ses deneyimini dinlediğiniz zaman bu hoparlörler üzerinden oldukça iyi bir verim aldığınızı da söylemek istiyorum. Ve yine sizlere göstermiş olduğum gibi 24 adet farklı özelleştirebileceğiniz RGB mod desteğiyle birlikte geliyor ki yine sizler bu hoparlörleri gece bir şekilde kullandığınızda oldukça güzel bir yine görüntüyle bizlere eşlik ediyor. Ve yine bununla kalmaksızın odanızın ambiyans aydınlatmasına göre sizler bu hoparlörlerin RGB'sini de istemiş olduğunuz ambiyans renkte gerçekleştirmiş oluyorsunuz diyelim artık videomuzun sonuna gelelim. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet, sizlerle birlikte bugün FiFi markasının yeni Ampli Game serisi olan A22 oyuncu hoparlör incelemesi de karşınızdaydım. Evet, bizlere sunulan kablosuz Bluetooth versiyonuyla birlikte ise 5.2'lik oldukça iyi bir ses verimi alıyorsunuz diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Evet, kendinize bakın, hepinize görüşmek dileğiyle.